Bundan selam dostlar. Yine Berkan'la beraberiz. Geçen hafta iki transferle beraber çok güzel samimi bir video çekmiştik. Berkan'ın bir de NT1100'ü vardı. İki motordan bir tanesini satma olasılığı vardı. Ama satmadan önce bir buluşalım dedik. Biraz NT1100 sohbeti olsun bu videoda. Tekrardan hoş geldiniz abi. Muğla Nakçıova mahallesindeyiz şu anda. Biz burada yaşadığımız yer burası. Transfer videosuna yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Gerçekten beni cesaretlendirdiler. Ve Motorite ailesine çok teşekkür ederim. Çok destek verdiler bana videoyla alakalı. Bunu da böyle bir geri dönüş olarak söyleyeyim ve videoya ben de başlamış olayım. Buraya gelme hikayemden Transalp'te bahsetmiştim aslında. Orada motor tercihimden de bahsetmiştim. Hani neye göre tercih edeceğim diye. XV950'm vardı. Daha sonrasında aslında o arada birçok motor denedim abi. Multistrada almadan önce. İşte F850 GS denedim. F900XR vesaire denedim ama o XV'den alıştığım tork beni çok çekiyordu kendine. Hatta test ettikten sonra XV'ye dönünce yok ya ben XV ile devam edeyim dediğim nokta olmuştu ama Ducati Multistrada orada beni tatmin etmişti. Daha sonrasında işte buraya gelme arifesinde burada servisin olmayışı vesaire beni arayışa sürüklemişti ve Honda'da karar kılmıştım. Honda'nın NT1100 modeli aslında yola daha uygun. Bir de benim boyum 1,74. Yani Afrika'da kendimi çok böyle sürerken rahat hissedemedim. Çok sele yüksekliğinden dolayı olsa gerek. NT1100'de karar kıldım. NT1100'de karar kılmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de DCT olması. Çünkü ben eşimle yolculuk yapacağımı planladım. Ve orada vites vesaire çok uğraşmak istemedim. Tasarımından biraz bahsedeyim abi istersen. Hani benim gördüğüm kadarıyla. Spor touring bir motosiklet bu. Üzerinde böyle viraj ABS'si vesaire yok ki ben bunu olmamasını tercih ediyorum kendim. Ne kadar az teknoloji o kadar az sorun gibi geliyor bana. Fakat az teknoloji derken Honda bunu gönderirken LG kısıtmasıyla gönderiyor. İşte LG kısıtma yan çantalar geliyor. Yan çantaların içinde kendi orijinal çantalarıyla geliyor bu arada. İş çantaları var. Bugün görselliğini çok kapatmamak için yan çantaları takmadık. Onun da videolarını ya da resimlerini videoya ekliyor oluruz. Orta park ayağı geliyor bunda gelirken. İşte burada şeyimiz var. Çakmak soketimiz var. Ve en önemli, en beni cezbeden tarafı bunun CarPlay var üzerinde. Çok sağlıklı çalışıyor. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Bazı arkadaşlar soğukta dokunmatiğin çalışmadığından bahsediyorlar ama dediğim gibi benim kapalı bir alanım var. Kışın da kullanıyorum bu arada. Hiç sorun yaşamadım CarPlay'de. Burada kabloyla bağlıyorsunuz. Aynı zamanda şarj da ediyor. Çok hızlı şarj ediyor. Burada da bu şekilde çakmaklığımız var. Dolu dolu yapmışlar yani tam tura odaklı yapmışlar. Ben bunu alacak arkadaşlara depo üstü çanta öneriyorum. Buradan depo üstü çantama telefonumu koyuyordum. Kablomu da çekmiştim, hazırdı. Bu şekilde yapıyordum. Honda CarPlay için ayrıca bir ekran koruma gönderiyor zarfın içinde. Beni böyle küçük detaylar çok cezbediyor abi. Çok hoşuma gitmişti o. Ama ortalama kaç yaptı mesela 100 kilometrede? abi ortalamam benim 5,3. 2300 kilometrede 5,3 yapmışım. Ve bu şey 1000 kilometresi uzun yol. 1000 kilometresi rodaj. Geri kalan 1000 kilometresi de Çin'e virajları ve Datça virajları abi. Yani spor sürüş de var, uzun yolda var. Tam bir karma tüketim diyebiliriz. Konfor seli satılıyor ayrıca. Fakat ben konfor seli hiç ihtiyaç duymadım. Arkada da yine konfor seliğe uygun bir ped satılıyor. Yani bu sırt dayama pedi. Ben yine buna uygun olsun diye bu pedden almıştım, taktırdım. Bu zaten Honda'ların klasik her modeline uydurduğu bir top case. Gayet güzel iş görüyor bu da, büyük. Abi el frenin bu motosiklet için olmazsa olmaz. Çünkü istop ettiğiniz anda N modunu alıyor, boşa alıyor. Ve artık bunu çekerek bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz makineyi. Çok güzel yere koymuşlar. Unutma şansınız yok. Yok. Hatta şöyle bir anı var abi. Ben Hatay'da bir abimiz depremde kalmıştı. Bu arada hani depremde vefat eden, yaralanan herkese de geçmiş olsun. Başları sağ olsun diliyoruz bu vesileyle. Depremde kalan bir motosiklet vardı. Ben onu alayım diye düşündüm. Şey dedi bana. Orta ayaktaymış motosiklet ve yan ayak açıkmış ve bu da açıkmış. Orta ayaktan motosiklet deprem oluyor. Düşüyor. Yan ayağın üstünde tutuyorlar, buluyorlar motosikleti. Yani o el freni sayesinde muhtemelen işte devrildi öne herhalde ve yan ayağa oturdu. Eski XR 750'lerde mesela el frenini çok aşağı koyuyordu. Bir sürü arkadaş unutup gitmeye çalışıyordu o şekilde. Mesela bunda Evet, falan yeri bunu çok unutma düzgün şansı olmuş. yok. Mesela Afrika'da da solda çünkü orada da unutan arkadaşlar oluyor. Değil mi? NC'de de soldaydı ama NC'nin de o şey hissi biraz korkutucuydu. Acaba kırılır mı, elimde Evet. kalır mı hissi Evet. vardı. Bir pedal gibiydi. Evet, bunun öyle bir şey yok abi. Direkt araba el freni gibi öyle. Bam, güm.
şey bu. Zaten malzeme kalitesi falan çok güzel. Çok güzel, evet. Ben de uzun süre Afrika kullandığım için, DCT kullandığım için bu motor bloğuna DCT çok yakışıyor. O yüzden çok da önyargılı olan arkadaşlar var DCT'ye karşı. Özellikle S3 modunda bir kullansınlar derim. Kesin. S3 modunda çok doğru vites geçişleriyle, evet, çok agresif kullanabiliyorsunuz. İşaret parmağıyla da vites de düşürebiliyorsunuz. Evet. Buradan da CarPlay'e geçip ana ekrana geçiyor. Buradan da işte elci kısıtmalar vesaire ayarlanıyor modu geçip. Bana burası biraz korkutucu, böyle karışık geliyor. Sana da geliyor mu öyle mesela? Abi ilk aşamada korkutucuydu. Bizim aracımız da Peugeot bu arada. Hiç tuş yok neredeyse. Kullananlar bilir. Bu kadar tuş görünce acaba nasıl kullanacağım falan dedim ama parmak bir yerden sonra çok rahat alışıyor. Yani o yönden çok şey, rahat alışabiliyorsunuz. Bir de bu motorun gidonu da çok güzel açısı. Tam bir tur açısı var yani gidonunda. Çok güzel böyle, evet, elleri kolları açarak çok güzel viraja girersin bundan. Sürüş hissine şunu ekleyeyim ben abi. Sürerken şöyle hissettiriyor. Ya ben bir tane cruiser, Harley, Yamaha, XV950 gibi şey kullanıyorum. Ama hayır ya, bir yerden de Multistrada 950 gibi, yani tur motoru gibi böyle bir his veriyor. Ben o hissin kendisine bayılıyorum aslında. Hani düşük vites, gaz açtığınızda böyle ya Harley kullanıyorum gibi bir his oluyor bunda. O his çok güzel. Cruise kontrolümüz var, bence en önemlisi. Yani çok konforlu uzun yolda. Cruise kontrol bence bir sürüşe %50 performans katıyor diyebilirim abi. Uzun yolculuklarda gerçekten ben de çok kullanıyorum. Ayarlı süspansiyonları var. Sol taraf da preload ayarları var. Ben biraz kurcaladım. İşe yarıyor. Yani viraja gideceğim zaman bir tık sertleştirdim. Hissettiriyor yani. Hissettiriyor, farklı. Evet. Uzun yola gittiğimde bir tık yumuşattım, hani daha konforlu olsun diye. Direkt hissettiriyor. Bu arkada da rezervuarlı yani musluklu. Açıp onu kapatarak ayarlıyorsunuz abi. Açıp kapatarak ayarlıyorsunuz. Bu arada buraya gelmişken şeyi fark ettim. Şunu söyleyeyim, ekleyeyim. Hani demin de konuşmuştuk gerçi ama. Şimdi elden vites değiştirmek, evet, o zevkli. Ama ben mesela burada bir tane pedal olsa, ki yani belki de oluyordur. Yani şu parça belki çıkıp buraya bir pedal geliyordur, onu bilmiyorum. Manueli buradan yönetsem mesela daha sportif bir sürüş elde edebilirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada bir soket gördüm şimdi. Belki bu çıkıp yerine bir pedal konup manuel buradan da yürütüle olabilir. Üzerindeki lastikleri de söyleyelim bu arada. Lastikler yine Honda'nın klasik iç eşit geliyor abi. Bir Metzeler, bir Dunlop geliyor. Bu sefer Transat'taki gibi şanslı değilim. Dunlop geldi bana. Ama bu motosikletin bu lastik kötü değil abi bence. Yani şimdi dediğim gibi virajdan çok böyle müthiş viraj yapamam ama videoda belli olur mu bilmiyorum. Bayağı yanağa kadar ben bu lastiği indirmişim. Hatta şuraları da yemişim abi, kenarları. Bir piste girmişim gibi olmuş. Şuraları falan görünüyor mu bilmiyorum. Yani lastiğin performansı çok iyi. Bir iki kere şeyde tekedarlıkta tozlu yerde kaydım abi. Arkadan kaydım dediğimde kendi hemen TCS devreye girip beni yola koydu. Yani hiçbir sorun yaşamadım. Ama Metzeler kullananlar tabii daha mutlu. Tabii şunu da söyleyeyim, traction control ayarları da çok iyi bu motosiklette. Evet. Çok çok gerine müdahale yapıyor. Ya bu arada Dunlop var kötü demek şöyle. Dunlop sert bir lastik. Hani geç ısınıyor ama uzun ömürlü abi. Yani bu muhtemelen Metzeler'e göre %30 daha uzun gider diye tahmin ediyorum. Metzeler daha yumuşak bu lastikten. Hani tur yapıyorsanız, uzun yol gidiyorsanız ben olsam Dunlop'u tercih edebilirim. Daha uzun ömürlü olsun diye. Bana kalırsa piyasada bu motosikletin muadili yok. Komik bir yorum yaptım şu anda, farkındayım ama nasıl yok? Çünkü DCT bir motosiklet yok bu CC'lerde. O yüzden ben bunun manuelinin muadili var. İşte ne bileyim, Yamaha'da işte Tracer 9 GT ya da Tracer 9. İşte BMW'de F900XR vesaire gibi olabilir bunlar ama DCT olduğu için bu motosiklet, bana kalırsa bu motosikletin bir muadili yok bu klasmanda. Buraya geldiğimde tabii kimseyi tanımıyordum Muğla'da ve ben daha çok yol motoru, hani küçük CC motosikletle arazi yapmayı tercih ediyordum. Daha çok yol motoru da NT1100'ü tutmak kararı aldım. Hatta buraya geldiğim ilk zamanlar böyle ya kimseyi de tanımıyorum vesaire dediğim noktada Motorite'den işte Metin abim, Celal abim ve Turgay abim sağ olsun buraya geldiler. Beraber çok güzel bir 3 gün geçirdik burada. Viraj performansını az buçuk biliyordum ama Dacia virajlarında tamamen artık dedim ki evet, bu motosiklet tam bir viraj motosikleti. Beraber bir 3 gün geçirdik onlarla. Turda da F9 GS'in 1250'si vardı.
KTM 1290 vardı ve bir tane daha NT 1100'ümüz vardı, DCT. Birbirimizden hiçbir kopma yaşamadık. Gayet gücü yerinde, yeterli. Hani orada toplu sürüşlerde hiçbir sorun yaşamadım. Fakat işte ilerleyen zamanlarda buradan Most'la tanıştım. Most'la tanışınca yüksek CC adventure motosiklet ihtiyacı doğdu. O noktada da ya eşimi de düşünerek hem Transalp hem böyle daha yola gidebilir, hem araziye çıkabilir olduğunu düşünerek aldım. Videodan sonra bir süre daha kullanma şansım oldu abi. O noktada da dedim ki evet ya Transalp sanırım benim aradığım model bu dedim ve aslında NT1100'ü de dün sattım abi. Ve şöyle oldu, ben ilana çıkmadan bu motosikleti sattım. Bir tane WhatsApp grubu var NT1100'ün. Oraya bir arkadaşımız yazdı. Dedim ki bende böyle bir model var. Yani satmayı da düşünmüyorum. Sezonda satmayı düşünüyorum dedim. Piyasası hızlı yani gördüğüm kadarıyla. Hiç ilana koymadan bile satılabiliyor. Onun dışında blok zaten senin de kullandığın Afrika 1100 bloğu var abi üstünde. DCT'sini de kullanmıştım. Daha evvel de aslında konuşmuştuk seninle abi. Sen hani Transalp'te bile DCT olsa tercih edelim demiştin. Gerçekten tercih edilebilir. Yani bir kararı %50 etkileyebilir bir teknoloji bence DCT teknolojisi. Ben bu motosikletle 3500 kilometre yaptım. Bunun 1000 kilometresi Teke, Darlık, Şile rodajla geçti. 750 ile 1000 kilometre arası bu motosikleti ben Muğla'ya sürerek getirdim. Ve otobandan geldim o sürüşümde. Aşırı yağmur vardı. Yani arabalar sağa çekmiş. Sağanak yağmurda duruyorlardı. Tabii yolda su birikintileri vesaire vardı ama sanıyorum lastik hebatından dolayı, işte genişliğinden ve o boyutundan dolayı yolda hiçbir sorun yaşamadım. Bir petrol ofisine girdim. Biraz zaman geçirdim orada. Hani böyle yağmurda geçsin öyle çıkayım diye. O ara bir Afrika geldi. Dedi ki ben gidemiyorum yolda. Yani sürekli böyle gidon tank slipper oluyor gibi hissettiriyor dedi. Bende hiçbir sorun yoktu yani. Çok böyle smooth bir şekilde 100-110 km hızlarla çok rahat o yolculuğumu yağmurda, sağanak yağmurda bitirmiş oldum. Dediğim gibi lastiğin herhalde, lastik boyutun avantajı orada var gibi abi. DCT'nin 4 modu var. Drive'ı var, S1, S2 ve S3'ü var. Ben açıkçası drive modda hiç kullanmıyorum. Çünkü çok vuruntulu geliyor alttan. Hatta rodaj yaparken dedim ki en uygun mod S1 bu motosikletin. Çok güzel devirlerde vites atıyor. Tam böyle kullanıcının atması gereken devirlerde atıyor ve altta hiç vuruntu vesaire yok. Turumuza gelen Turgay abi D moduyla kullanıyordu. Aramızda yakıt olarak 0.2, 0.3 gibi bir fark vardı. Yani o D moduyla daha az yakıyordu Turgay. Ben S1 moduylaydım. Virajlarda S3 modunu aldığınız zaman sanki bir sport makine kullanıyor gibi. Yani bütün gücü veriyor. Vites aralıklarını da virajlara göre ayarlıyor. Tabii. Ya motosiklet zaten bloğundan vesaire bahsetmeye gerek yok. Bilinen bir motosiklet. Tasarım olarak da bence kendine has bir tasarımı var. Ben çok beğeniyorum. Sürüş dinamikleri de bir o kadar güzel. İşte NT1100'ü tarif et desen tek kelime egzoz sesi derim abi. Şeye ne diyorlar ismini bilmiyorum ama şöyle çalışıyor abi. Evet. Çok güzel. Bu arada kaça sattın, onu da söyleyelim aşağı yukarı. Abi top case ile beraber, top case normalde üstüne gelmiyor. 665 bin lira yanlış. Sıfırı ne kadardı? Sıfırı 690 bin lira. İyi, gayet makul olmuş. Evet. Güzel olmuş. Yani. Evet, benim de içime sindi. Arkadaşın için. Evet, evet abi. O zaman sorularınız varsa, çok tekniğe girmedik. Merak ettiğiniz varsa videonun altına zaten yazarız. Aynen. Ben açıklama kısmına da bu otosikletin teknik özelliklerini bırakırım zaten. Merak edenler oradan da inceler. Sağ olasın Berkancığım. Rica ederim abi. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun.